7 yaşıma kadar ben de herkes gibi koştum, seyrettim, güldüm, oynadım. Büyük halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 43. yılında Beylikdüzü Belediyesi ve Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Benim sadık yârim. Konserde sahne alan sanatçılar, Aşık Veysel'in sevilen türkülerini izleyenlerle birlikte seslendirdi. Aşık Veysel her sene anlamlı, anmak ve konuşmak, dizelerini burada paylaşmak ama bugün çok daha anlamlı. Herkes vurgu yaptı, ben de vurgu yapacağım. Yaşadığımız kötü olaylar, ülkemizdeki terör olayları, yurt dışındaki terör olayları ve bu sürece bir şekilde inancımızın alet ediliyor olması beni yürekten derinden acıtıyor, yaralıyor. Çünkü bizim topraklarımız, bizim inancımız böyle güzel insanlar yetiştirmiş. Sadece Sivas'ın değil ama Sivas'ın önderliğinde andığımız Türkiye'mizin o güzel insanı Aşık Veysel'i huzurunuzda rahmetle anıyorum. İyi ki bu topraklarda doğmuş, iyi ki o güzel eserleri, o güzel cümleleri bize miras bırakmış. Birleşiriz bir bayrağın altında. Biz Türklerin ikilik yok aslında. Yanar tutuşuruz vatan aşkında. Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız. Çok önemli bir süreçten geçtiğimiz, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu süreçte Aşık Veysel'i anmak, onun yaşadıklarını hissetmek, şiirleriyle keyiflenmek biraz olsun içimizi rahatlatmak. Hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Etkinliğe katılan Aşık Veysel'in torunu Çiğden Özer, dedesinin bilinmeyen yönlerini ve iç dünyasını anlattı. Dedemin Hakk'a yürüdüğü yılda ben daha doğmamıştım ama kendimi yine de şanslı hissediyorum. Çünkü onu sadece kitaplardan değil, annemin, babamın, teyzelerimin, dayılarımın, Gülizar ninemin anlattıklarıyla tanıyorum. Dedem şairmiş ama hep bir toprak adamı, bir üretici, bir köylü olmuş. Toprağı da zaten böyle övmüyor mu, böyle anlatmıyor mu? Karnın yardım, kazma inan belinen. Yüzün yırttım, tırnağınan elinen. Yine beni karşıladı gülünen, benim sadık yârim kara topraktır. Çok da şakacıymış dedem. Başından geçen bir olayı anlattıktan sonra... Yalanım varsa, yalan söylüyorsam iki gözüm birden kör olsun diyerek ellerini hafifçe dizine vurur sonra da gülümsermiş. Baharı çok seven dedem, baharın başlangıcı, yılın birinci günü, Nevruz günü ve Hazreti Ali Efendimizin doğum günü olarak kabul edilen 21 Mart'ta benim sadık yârim dediği kara toprağa kavuşmuştur. Ben öldükten sonra üzerimi kapatmayın, üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Benim o taşın altında yatmakla hiçbir istifadem yok. Üzerimi kapatmayın. Üzerim açık olsun ki üzerimde mezarımın üzerinde biten otlardan koyun yesin et olsun, kuzu yesin süt olsun, arı götürsün bal olsun diyen, ben öldükten sonra da vatanıma, milletime faydalı olayım diyen yüce gönüllü bir dedenin hepimiz torunlarıyız. Nefesiniz canlar mübarek olsun, nefesiniz canlar. Canlar mübarek olsun. Mübarek olsun.